Yıl 2017. Sevgili eşimle beraber bir yemekteyiz, bir akşam yemeğinde. İnsanlar birbirleriyle sohbet ediyorlar. İşte çocuklar nasıl? Havalar bugünlerde iyi gidiyor mu? Oyun kime kullanacaksın? Gibi muhabbetler yapılıyor. O sırada işte soru da bana geldi. Ya Şerife, sen ne yapıyorsun bu aralar? Ben de böyle yeni öğretmenliğimden, annemin zoruyla seçtiğim öğretmenlik mesleğinden inanılmaz derece sıkılıyorum ve kaçacak bir yer arıyorum. Yeni yeni yemeği keşfetmişim. Yemek yapmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Sanki zannedersiniz o güne kadar hiç kimse yemek yapmamış. İlk defa ben yapıyorum ve en iyisini böyle ben biliyorum. Ekşi mayayı keşfetmişim. Evde ekmek yapıyorum. Allah'ım, sanki bir uzay fiziği ve bana gördüğüme her zamanki gibi öğrenmekten ve öğretmekten çok keyif aldığım için tuttuğumu yakalıyorum. Hemen şey diyorum, ya bak diyorum, bir ekşi maya var diyorum. Ekmek yapılıyor diyorum, mayalıyoruz onu diyorum. Ekmeğini evde kendin yapabiliyorsun diyorum. Hemen böyle bir anlatmaya başlıyorum. Yani çocuklardan, oyun kime kullanacağımdan bahsetmek yerine o yemeğin böyle o fizik halini çözmüşüm. Ondan, uzay fiziği gibi ondan bahsediyorum. O sırada tam konuşmanın en güzel yerlerinden, ben böyle paylaşmayı tam açmışken kendimi, bütün öğrendiklerimi karşıya aktarma hevesindeyken, yavaşça bir el arkamdan belimi kavrayarak hayatım öylesine sordular dedi. Sevgili eşim tabii ki. Biz bu arada her akşam evde TED konuşmalarını birebir olarak yapıyoruz. Bugün karşımda dinleyecek bir sürü insanım var ve benim anlatacak çok konum var. Ve bu sene 2023 Oscar törenini alan Ki Ho Yun gibi, mam dedi gibi, bak öylesine sormadınız değil mi? Yani benim bugün anlatacak çok şeyim var ve anlatacak bir hikayem var. Umarım öylesine sormamışsınızdır. Ben 40'lı yaşlarımdayım, 40 yaşındayım. Sosyal medyada 47 olduğum yazıyor ama bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Çok genç gösterdiğimi söylüyorlar. Anamurluyum, 9 yaşında bir oğlum var. Kendi kendine üretim yaptığım, gıdamı kendim ürettiğim, kendi iç dünyamızdan beslenebildiğimiz, sürdürülebilir, şifalı tabaklar hazırladığım, Ar-Ge mutfağı geliştirdiğim bütüncül bir şefim, holistik şef. Anlatacağım hikayeyi sonra. Kulağa çok güzel geliyor. Sonralarında bu böyle bir şeflik yıllarımda, 30'lu yaşlarımda dedim ki ya ben işte böyle bir anne mesleğinde öğretmenlik seçtim ve de hayatım boyunca hep şununla karşı karşıya kaldım. Memur ailelerin çocukları memur olarak doğar, memur olarak ölür. Ben bu prangadan kurtulmak istedim ve istifa ettim. Çok da hoş karşılanmadı ailede. Ailesi öğretmen olanlar, memur olanlar bilirler. 3 ay falan ortalama konuşmadı. Şimdi aramız iyi. Bu TED konuşmasından sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık konuşmaya başlayacak benimle. Mesleğimden istifa ettim ve o arada o güne kadarki olan bütün birikimimle, yani anneme karşılayacağım diye 7 yıllık öğretmen hayatım, 6 yıl da olabilir, 7 yıl bana göre bayağı uzun geçmiş, 7 yıllık öğretmenlik hayatımda bütün kazandığım parayı dünyanın en iyi yemek okullarından bir tanesinde, işte o ekşi maya tam çözemediğim için ben bunun okuluna gideyim dedim ve okulunu da öğrenmeye başladım, bütün paramı ona yatırdım. TEBİSER'de parayı oraya yatırınca okulun birinci ayında hamile olduğumu öğrendim ve biz oğlumla birlikte gittik. Oradan beraber mezun olduk. Oğlum şu anda 9 yaşında aslan. Arkasından o kadar parayı vermiş olmanın, yani telaffuz edemeyeceğim doların arttığı bugünlerde, bir girip bakabilirsiniz. Parayı o kadar verince tabii okulu birincilikle bitirdim. Hırstan bahsetti ya demin Ömür çok tatlı bir şekilde. Hırs güzel bir şey ama fazla iddialı olmamak lazım. Okulu bitirdim. Okulu bitirdiğim yıllarda Tema Vakfı'nda ve birçok gönüllü projede TEGEV'de çalışıyorum. Çünkü bir öğretmen ailenin çocuğu olunca o serde her zaman yardım isteği içinizde oluyor. Ben ona şey diyorum, mavi bir mürekkep boyası gibi düşünün. O mürekkebi bir kere damlattıkları zaman bir daha o gitmiyor şu anda olduğu gibi. Ben öğretmenliği güya istifa ettim, bıraktım ama hayatımın hiçbir döneminde o öğrenme isteği ve öğretme isteği gitmeyecek. Her zaman bana sanki sormuşlar gibi yapacağım bir anlatacak hikayem olacak. Sonrasında Tema Vakfı dedi ki, ya Şerife işte arazide yaşıyorsun, böyle bir çiftliğin var, gelip bir şeyler toprakla ilgili öğrenmek ister misin? Ben dedim ki ya ben bir sıklamen bilirim, dedem anlatmıştı, bir de kardelen bilirim, karı yarıyormuş, öyle bir çiçek var diye. Ben dedim bir şey bilmem. Tamam dediler, biraz toprak öğren, projenin başında dur. Dediler ki peki dedim ne olacak? Ben sonunu bilmediğim bir işe girmem, önce çıkışını görmem lazım girmem için.
Dediler ki yani dünya ünlü bir bahçıvan olacaksın. Dedim tamam, okey, tamam, çok güzel gözüküyor, inanılmaz bir etiket. Lezahat Göki Botanik Bahçesi, Royal Edinburgh Botanic Garden, dünyanın en böyle konuşulduğu zaman Instagram'da göreceksiniz de şaşırmayın. Dünyada geçerli olan bir bahçıvan oldum. Oldum da toprakla ilgili bir şey biliyor musunuz? Bir dosya açıldı. Arkasından 2016 yılında oğlum bir yaşlarına falan geldi. Dediler ki ya sen birincilikle bitirdin, böyle bir işte git bir Michelin gör, restorancılık sektörü gör, bu neymiş bir öğren dediler. Atölye Robuchon'a gittim. Dünyanın en ünlü işte 3 Michelin şeflerinin olduğu bir zemin mutfakta 100 tane insanla birlikte 3 ayda çalıştım. Bu arada 3 ay kaldım. 12 kilo alıp geri döndüm. Tamamen bütün beden ve yapım değişti. O sırada da bu aldığım hani bahçıvanlık sertifikası vardı ya, dünya ünlü geçerli olan. Onunla Kraliyet Bahçeleri'nizde, Kew Gardens'da etrafı gezebildim. Yani bakın o bahçıvanlık sertifikası bunlara yarıyor. Onları gezebildim, fakat o sırada gezip birazcık ortalığı dolaşmış olsam da bir şeyler bende değişmeye başladı ve permakültür kavramını öğrendim. Bir tasarım, sürdürülebilir yaşam tasarımı. 2016 yılında döndüm, hemen permakültür tasarımcısı oldum. Sonra yetmedi, dedim ki ben toprağımı bir onarayım. Etraftan duydum, onarıcı tarım, işte sürdürülebilirlik, bütün bunlar, dedim toprağımı onarayım. Sonra devam ettim, dediler ki bütüncül yönetim, bütüncül yönetim planlama, bütüncül yönetim finans. Çünkü sponsor, dipnot eşim, bir yere kadar fizibilite kaynakları tükendi. Bütüncül yönetim finans aldım. Sonrasında dedim ki olmuyor, bir şeyler ters gidiyor. Finansı da aldık, Alan Savory'i, bunları da aldık ama ben bir arıcı olayım. Köklerimde arıcılık var, işte meyvelerde bir sorun var falan. Arıcı oldum, sonra tıbbi şifalı bitkiler üzerine eğitimler aldım. Bunların sertifikalarını aldım, bunların atölyelerini verdim. Onun arkasından homeopati aldım. Hatta bunun tarımda uygulanan bölümü agrohomeopatiyi aldım. Devam ettim, oradan da hala bitmedi, astroloji öğrenmeye başladım. Astrolojiyi alma nedenim tarım astroloğu olmak istedim. Tarım astrologluğu diye bir şey var. Ben de öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Gerçekten bu işin bir tarım astrologluğu tarafı var. Sonra tarımda görsel sembolizm öğrencisiyim hala. Türkiye'de böyle bir ekol var. Ve en sonunda dayanamadım. Hala işler çözülemedi. Ayurveda uzmanlığı aldım. Veda yaşam demek. Ayur iyi demek. İyi yaşam eğitmeniyim ben. Trainer'ıyım aynı anda. Devam ediyor böyle bir her şey. En son geldiğimiz noktada şu anda da bugün o eğitimde olmam gerekiyordu. Biyodinamik tarım. Ne derseniz çok afille. Biyodinamik, az öncesinde de çok güzel gözüküyordu. Biyodinamik tarım ay takvimine göre yapılan tarım demek. Şu anda da onun son modülünü alıyorum. 1923 yılında Rudolf Steiner diye bir antropolog bunu öğrenmiş. 8 tane ders vermiş. 100. yıllarını kutlayacaklar. Ben bilmem kaç euroya Cordon Bleu'den itibaren sayarsanız maliyetini, aldığım eğitimleri son 10 yılda bir maliyet olarak hesaplayayım. Bütüncül yönetim finans konuları bunlar. Geldiğim noktada da yarın da gideceğim eğitime, ondan sonrakinde gideceğim. İnşallah onu da bitireceğim. Yani eğitimlerim böyle devam ediyor. Eğitim şart, hala biteceğini düşünmüyorum. Peki, bu arada ben Bin Gurme Şerife ile yaşam, Ale Şerife, Şerife usulü. Ben böyle yaptım, Şerifece yersen gibi bir şey oluyor. Sonrasında Disney'de programlar yaptım. 52 farklı konuda 7 saatlik, ortalama 350 saatlik bir akademik yayın yapan, geçmişim öğretmen olduğu için böyle atölyelerim var, yurt dışı atölyelerim var. Ve bu arada 500.000 takipçisi olan bir sosyal medyam var. Ve ben bir influencerım. Çok etkiliyim, çok güzel influence edebilirim deniyor. Bir gün bir canlı yayında, yine böyle çok etkili olduğum bir canlı yayında çiftçilerle konuşuyorum. Yayında siyah fasulye hasadı yapmışım. Çok gurur duyuyorum kendimle, çiftçiliğimle falan. Lafta söyletmiyorum, serde var ya. Sonra siyah fasulyeyi hasat ederken, çiftçiyle konuşurken canlı yayın sırasında birden siyah fasulyenin içinde böcekler uçmaya başladı. Ve bütün siyah fasulyeler kurtlanmış. Bir içinde böcek kaçmış. Yayında böyle ne yapacağımı bir şaşırdım. Öğretmenlerin çok kullandıkları eski bir özellik. Ben de tam size bu soruyu sormak için bunu yaptığım gibi bir saklamaya çalıştım ama olmadı. Yani orada o sosyal medyada o bir türlü şey olmuyor. Onu bir toparladım, yayını kapattım. Bu arada da kendime not aldım. Hep şey var ya, aman orada bir açık belirtmeyelim. Öyle bir hep böyle bir gizlediğimiz bir şey var kendi içimizde. Dedim ki ya ben bunu tarım astroloğu hocama sorayım, biyodinamik tarımcılara sorayım. Ne oldu da bu siyah böcek, yani siyah fasulyeler, süperfoodlar, böceklerdi? Ben neyi yanlış yaptım? Bu arada 10 yıllık bu dediklerimin hepsini almışım ama paraları dökmüşüm. Aradan 3 saat geçti.
Telefon çaldı. Teyzem arıyor. Anamur'dan. Ben burada Anamur'luyum, söylemiştim. Hemşeriyiz, toprağız yani. Teyzem dedi ki, anneannem diyor ki dedi, Şerife'ye söyle, o fasulyeleri, siyah fasulyeleri ayın yenisinde hasat etmiş. İçinde su var, su yürümüş. O yüzden böcekler beslenebilmiş. Bundan sonra tohumlarını saklamak istediği zaman ayın eskisinde hasat etsin ve tohumlarını bir sonraki yıllara kadar saklayabilsin. Şimdi soruyorum. Nasıl oluyor da Anamurlu esme kadın 91 yaşında benim saatlerdir size anlattığım, onca para döktüğüm, tüylerim diken diken oluyor dolar hesabını yapınca, üstüne bunu yaptığım, bu kadar aldığım, bir sürü etiketlendirdiğim, komandolandığım, eğitimde henüz cevabını bilemediğim bu kadim bilgiyi bilip telefonda bana söyleyebiliyor. Şimdi hazır mısınız? Ben size anneannemi anlatayım. Benim anneannem Anamur doğumlu. Yaşı 91, hala hayatta. Bugün böyle giyinmemin nedeni, çünkü eskiden ona giderken bir tane böyle bir kumaş götürürdük. O en sevdiği elbisesini diktirir de en tarihini. Benim için maviler, turuncular çok değerli. Çünkü bir önceki TED konuşmamda simsiyahmışım. Oğlum dedi ki bugün, anne dedi, herkes siyah beyaz lacivert diyor dedi. Bu ne hal dedi böyle bir. Ben de dedim ki oğlum artık renklendik. Renklerin coşkusu denen bir şey var. Çakralar var. Bu kadar eğitim aldık. Anneannem 91 yaşında hala çok güzel bir Yörük kadınlarıyla beraberdir. Mersinliler, Anamurlar ve orada böyle rengarenkli turuncular, şeyler, kınalı saçlar. Bugün onunla birlikte bir bütünleşip bunları size anlatmak istedim. Benim anneannem hep sabah ezanıyla birlikte kalkar. Sabah ezanından azıcık önce kalkar ve güneş doğmadan kalkar. Köyde yaşıyor tabii ki, kendi köyünde yerde. Sürdürülebilir bir çiftliği yok, benim gibi bir ekoyer ilişkisi yok. Yani bahçesinde yaşıyor Anamur'un. Malaklar köyünde, meleklerden geliyor, eski bir Rum köyü. Ve çok erken saatte kalktığı için namazını kılar, dini müfredatını yerine getirir. Ama benim anneannem mesela benim gibi Ayşegül Çoruklu videolarını izlememiş, onun kitaplarını okumamış. Sirkadiyen ritim bilmez. Hani son dönemde yapıyoruz ya o sirkadiyen ritimleri güneş saatinden önce. Bir tek Allah rahmet eylesin, dedemin şu lafını bilir, kıçına güneş görmeden kalkandan hayır gelir bilir. Yani budur bizim oralarda. Sonrasında hayvanlarının yanına gider. İnekleri vardı o zaman, keçileri vardı. Bilmiyorum işte bakabildiği kadar damın altındaki yerde inekler de ısıtsın diye. Bu da benim permakültür bilgim, para boşa gitmemiş. Sonrasında anneannem kalkar, ineklerini sağar, kümesi açar, hayvanları gündüzden yemlemez, buraya sonra geleceğim, gündüzden yemlemez, onları dışarı çıkartır, sonrasında o sağdığı sütü alır, eve içeri girer, mutfağında onu yoğurt yapar, tereyağı yapar, yoğurdun altından kalanı, yayık ayranı yapar, bizim bugün öğrendim Tarsuslularda yayık ayran çamacı, ayran sıkması, ayran sıkması gibi yapar, onlarda kullanılan çökelek yapar. Yani sürdürülebilir bir çiftlikte kendi gıdasını kendi üretir. Ve de böyle bir saat yavaş yavaş dedemin kahve saatinden önce, yani güneş kavlamadan, ben Anamurlu olduğum için Adana'nın ve Tarsus'un sıcağını çok iyi bilirim. Güneş kavlamadan yavrum 12.30 olmadan önce dedemin kahvesinin altına, kahve altına, kahvaltısına saat 11.30'a tekabül eder. Bize ya böyle bir ılık süt sıcacık vardır, tandır ekmeğini gider yüklüğünü oradan alır, koyar, içine birazcık bal ekler. Ben inanıyorum ki anneannem cornflakes'i ilk bulan insanlardan biri. Çünkü kaç sene öncesinden bahsediyoruz, ben 40 olduğuma göre. Sonrasında ya da o çökeleyi alır, içine bal koyar, sıkmaya hazırlar, bize verir. Yani günün ilk öğününü yedirdi. Şimdi soruyorum, anneannem intermittent fasting mi biliyordu, Doktor Lengin börekçiyi mi dinliyordu ya da aralıklı oruç mu yapıyordu? Hayır, sadece şunu yapıyordu, kahve altında acıktığı zaman bunu yapıyordu. Sonra öğle saati olur, işlerine yavaş yavaş gelir. Güneş tam tepedeyken pek çalışamaz çünkü ışıklar artık çok güçlü olmuştur. Ve sonrasında devam eder. Böyle bir yarım bir uyku uyur, siesta. Bugün aranızda hiç uykuyla ilgili çalışanlar var mı bilmiyorum. İşte Einstein'ın birçok az uyku uyuyan insanların, başarılı insanların bu çarpı 4 kuramları var. 11 ile 2 arası uyuduğun zaman çarpı 4 oluyor ama böyle bir kestirme siesta arası. İşte onu onlar çok iyi yaparlar çünkü güneş de tepede olunca çalışmazlar. Arkasından kalkar,
işlerine devam eder, bahçe işlerini yapar, ekim dikim yapar. Bugün benim personal trainerımla haftada 3 gün olarak yaptığım müthiş squat hareketini ot yolma şeklinde 45 dakika boyunca yapabilen en ideal kadınlardan bir tanesidir. O yüzden 91 yaşında ve incecik. Ben haftada 3 gün personal trainer çalışıyorum, 10 tane squat zor yapıyorum. Sonrasında gelir çay saati olur. Anneannemin grande latte macchiato, decaf gibi bir seçimi yoktu. Genellikle çay saatinde iyi bir yaşam koçuyla da çalışmadığı için sosyalleşirlerdi ve o günün dedikodusunu yaparlardı. Dedikodu yaparken de kahve çay falan olmadığı için bizim bilir misiniz bilmem sarı ada çayı vardır. Sallama onu koyardı. Yanına da pötibör bisküvisini yerdi. Pardon, pesküvit. Onu yerdi. Ve de hiç de böyle bir şeker problemi olmadı. Anneannemin hayatta hiç glutenle ilgili bir problemi olmadı. Laktoza karşı alerjisi olmadı. Fonksiyonel beslenmeyle gidip 21 gün detoks kamplarına katılmadı. Sonrasında devam eder anneannem. Çayını da içer, sohbetini de yapar, sosyalleşir. İyi bir yaşam koçuyla kendi dertlerinden arınır ve akşamleyin hayvanları içeri sokar. Hayvanları içeri sokarken yem verir. Kaynak gösteriyorum. Şu anda eğitimini aldığım, bilmem kaç euro olan eğitimde dün öğrendik. Hayvanları akşamları tek öğün beslediğiniz zaman tüm canlılar az beslendiği zaman uzun yaşar. Özellikle güneş batmadan önce. Bu bilgi çok yeni. İlk defa size verdim. Yarın Instagram'da Reels yapacağım ona göre. Ama anneannem bunu yıllar öncesinden biliyordu. Kendi yemeğini de güneşten önce yiyordu. İşte o zaman da bahçeye çıkıyordu. Diyordu ki ya benim bahçede ne var? Ne yetişiyor? Mevsimsel düşün, yerel besle. Mesela biz bunu, marka danışmanı bir eşim var, onunla oturduk, bulmaya çalıştık, bunun bir de marka adlarını aldık. Anneannem 91 yaşında, kadına zaten bugün desen ki anneanne mevsimsel düşün, yerel beslen, çocuğun başka ne edeceğini diyecek zaten. Yani ne varsa onu yiyoruz. Dolayısıyla onları yer, akşam ezanından sonra da böyle bir güneş battıktan sonra hayvanlarla beraber uyur ve bitirir. Şimdi soruyorum, benim anneannem, bu esme kadın bunca yılın sonunda benim bu kadar aldığım eğitimlerde neyi benimle birlikte aynı yapıyordu da ben bu kadar yılın sonunda bunu öğrenemedim? Şurada notlarımın devamını bulayım. Evet. Sonrasında ben şunu fark ettim. Benim anneannem yani esme kadın kendi doğalında, kendi yaşamında, kendi dünyasında bugüne kadar annesinden, dedesinden, ninesinden öğrendiği kadim bilgileri hiç sorgulamadan yerine getirdi. Ve hiç bir trend kirlilik yaşamadı. O yüzden en iyi bildiği şey kadimdi ve onu gerçekleştirdi. Şimdi ben en son aldığım bir eğitimde gerçekten çok önemli bir bilgi öğrendim. Bu arada bütün aldığım eğitimleri şaka bakı bir yana gerçekten benim için çok değerli. Çünkü bugün kadimi yorumlayabiliyorsam aslında bu gücün sayesinde yorumluyorum. Ve şunu fark ettim. Şimdi sıkı durun. Toprak mikrobiyolojisi, belki duymuşsunuzdur mikrobiyota. Elaine Ingman çok değerli bir kadındır. Gerçekten en önemli eğitimlerden biridir son dönemde. Elaine'in bir dersinde şunu duyduk. Elaine dedi ki, ben bugüne kadar hep toprak üstü, yüzeyle olan sorunlarla uğraştım. Ben de öyle. Hep böyle bir hastalık oldu, gittim arıcı oldum. Bir hastalık oldu, agromepati öğrenmeye çalıştım. Bir şey bilemedim, tarımı onarayım bari dedim. Bir şey bilemedim, bütüncü yönetim alayım dedim. Hep eğitimleri aldım. Ama sonra fark ettim ki gerçek problem insanın kendi toprağının niteliğini arttırdığı zaman ortadan kaybolabiliyor. Benim anneannem bu işi farkında olmadan bugün ben ona anlattığım zaman çok doğru bir şekilde yapıyordu. Yani toprağının niteliği ne kadar iyiyse, toprak ne kadar nitelikliyse bereketi de o kadar bol oluyordu. O yüzden bugün tarım astrolojisinde ve astrolojide öğrendiğim ve çok keyif aldığım bir şey söyleyeyim size. Notları bırakalım artık, rahatladık. İnsanın bedeni kendi toprağıdır. Tarım astrolojisi element dersi toprak. İnsanın bedeni kendi toprağıysa, güne nasıl başladığınız, ne yediğiniz, neyle kendinizi beslediğiniz, nasıl bir insan olduğunuzu, nasıl bir katkı sağlayacağınızı belirler. O yüzden
tüm bu seçimleri yaparken istediğiniz kadar renklenin, istediğiniz kadar en güzel gıdaları yiyin. En bereketli hazineniz, bedeniniz yani toprağınız. Benim esmek adından bugüne kadar öğrendiğim bilgi bu. Toprağınızın bereketi bol olsun.